Evet yeni dersimizden merhabalar dostlar 90. video dersimizdeyiz cümle e, analizlerimize birlikte bakalım arkadaşlar nasıl cümleyi kuruyoruz birlikte inceleyelim. Evet hemen ilk cümlemizden başlıyoruz diyor ki Aysel çok çalışmasına rağmen hala çok düşük not aldı. Evet şimdi çok düşük not olan çalışan kim Aysel bunu yazdık Aysel ne yaptı düşük not aldı. Ve halen düşük not aldı. Still got a very low grade dedik. Peki devamında ne diyeceğiz? Çok çalışmasına rağmen. Although she studied a lot. Bu sezon hiç maç kazanmamış olmalarına rağmen bence harikalar. Evet şimdi ortada bir bence ifadesi var. Bu bence ifadelerini elbette ilk önce söylememiz lazım. Çünkü kendi düşüncenizi sonrasında aktaracaksınız. Peki en sona bunu koyamaz mıyız? Elbette koyarız. Düşünceyi söyledikten sonra en sonunda I think şeklinde bir ifade söyleyebiliriz. Ama genelde yaygın olan I think ifadesinin cümle başında kullanılmasıdır. Ve bunu kullandık. I think, sanırım. Şimdi sanırımdan sonra ne diyor? Bence harikalar diyor. Sanırım they are fantastic. Fantastic'i burada harika anlamında kullanabiliriz. Şimdi bu sezon hiç maç kazanmamış olmalarına rağmen diyeceğiz. Yani e rağmen anlamında bir ifade kullanacağız. Ne diyor? Even though ifadesi. Burada even though'yu kullandık. Although, though hepsini kullanabilirdik. Even though kazanmayan kim? They, onlar. Onlar ne yapmadılar? Kazanmadılar. Haven't won. Ne kazanmadılar? Any games. Evet, hiçbir maç kazanmadılar. Ne zaman? This season, bu sezon kazanmadılar. Evet en az deneyime sahip olmasına rağmen en iyi öğretmendir dedi bakın burada. Peki en az deneyime sahip olan en iyi öğretmen olan kim? O. He. Peki o nedir öncelikle? O hükmü belirleyelim. He is the best teacher. Evet. Rağmenli kısmı cümle başına alamaz mıyız? Elbette alabiliriz arkadaşlar. Yani artık bunları zaten çok net bildiğiniz için e, bu şekliyle başta mı olacak, sonda mı olacak diye düşünmenize gerek yok. He is the best teacher dedik tamam en iyi öğretmendir. Peki neye rağmen en az deneyime sahip olmasına rağmen e rağmeni söyledik. Even though, even though he has the last experience, least experience. Evet. He has the least experience. En az demektir least. En az tecrübeye sahip olmasına rağmen dedik. Kalmak istesem de gerçekten eve gitmeliyim. Evet. Bunu neyle verdik? Much as ifadesini hatırlayalım. Onunla verdik. Much as I would like to stay. Evet. Kalmak istesem de kalmak istememe rağmen I really must go home. Gerçekten eve gitmeliyim. Gerçekten aç olsam bile asla et yemem. Evet. Et yemem. Böyle hayali bir şey e, söylüyor arkadaşlar burada. Yani e, et olsa önümde onu yemem. Bu şekilde de düşünebiliriz. Genel anlamda et yemem anlamında da düşünebiliriz bunu. I would never eat meat demiş. Bakın burada böyle söyleyebilir. I don't eat meat de diyebilirdi burada. Tamam mı? veya I never eat meat de diyebilirdi. Would'lu ifadeyi de kullanabilirdi. Would olayı hayali bir kapsama aldığı için. Yani asla et yemezdim ben gibi düşünebiliriz. Bu anlamda kullanılabilir. Peki sabire anlamını vereceğiz o zaman. Even if. Even if I was really hungry. Gerçekten aç olsam dahi olsam bile. Yaşadığımız tüm sorunlara rağmen hala evden memnunum. Yaşadığımız tüm sorunlara rağmen hala evden memnunum. Peki e, memnun olan kim? Öncelikle ben. I am. Neyim? Memnunum. Still. Halen memnunum. Pleased. Still happy. Still pleased. İkisi de kullanılabilir. Şimdi neyden memnunum? The house. Evden memnunum. Ama yaşadığımız tüm sorunlara rağmen. Evet şeklinde bir ifade var. Bunu despite de kurabilirim çünkü burası tam bir cümle değil bakın. Despite all the problems we have had veya we had şeklinde de olabilirdi. Yani yaşadığımız bütün problemlere rağmen dedik. Yaşadığımız bütün problemler bir cümle değildir arkadaşlar. Yaşadığımız bütün problemler e, senden kaynaklanıyor deseydim bir cümle olurdu. Ama yaşadığımız bütün problemler bir cümle değildir. O yüzden despite kullandık. Rakamların doğru olduğunu düşündük. Ancak şimdi bazı hatalar keşfettik. Evet ilk cümle rakamların doğru olduğunu düşündük diyeceğiz. Düşünen kim? We biz. Biz ne yaptık? Thought düşündük. Neyi düşündük? The figures rakamların ne olduğunu düşündük? Were correct doğru olduğunu düşündük. Ancak however ama buna rağmen we have now discovered şu anda bazı hatalar keşfettik diyeceğiz. Keşfeden kim? Biz we. Biz ne yaptık? Have now discovered şimdi keşfettik. Neyi keşfettik? Some errors, bazı hataları keşfettik. Dışarısı ne kadar soğuk olursa olsun, pencereyi açık tutuyor. Bakın, dışarısı ne kadar soğuk olursa olsun, pencereyi açık tutuyor. Şimdi, e, öncelikle pencereyi açık tutuyor diyebiliriz. Evet, she has the open, she has the window open, she has the window open. Pencereyi açık tutuyor. Ne kadar soğuk olursa olsun, however cold, bakın, however cold it is outside, evet. Kathy utangaç ve sessizken Tom kendine çok güveniyor. Evet, Tom kendine güveniyor diyelim. Tom is very confident. Evet, peki ne zaman güveniyor? Ee, daha doğrusu e, e, kime karşın e, durum böyle, karşılaştırma yaptığımız kişi kim? Well, Kathy is shy and quiet. Dedik bakın. Yani burada bir karşılaştırma yaptık. Kathy, e, utangaç olmasına karşın, böyle de çevirebiliriz bunu. E, Tom kendine güveniyor. Bu iyi bir şey değildi. Tam tersine büyük bir hataydı. Tamam, öncelikle bu iyi bir şey değildi. İyi çevirelim. It wasn't a good thing. Bakın, it wasn't a good thing. İyi bir şey değildi bu, dedik tam tersine büyük bir hataydı. Tam tersini anlamını vereceğiz. On the contrary, tam tersine it was a huge mistake. Büyük bir hataydı dedik. Evet arkadaşlar şimdi gramer konularını böylelikle tamamladık. Aklımızda daha iyi oturdu. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Kitabınızı açıyorsunuz. Bu cümleleri aklınızdan kurmaya çalışıyorsunuz. Bu yavaş olabilir arkadaşlar. Tamam mı? Yani cümleyi ben yavaş kuruyorum diyebilirsiniz. Ama bu tekrarları kitaptan birkaç kere yaptığınız zaman, hatta kitabı bir kere bitirip sadece bu kısmı dahi ikinci bir tur atarak bitirdiğiniz zaman bunlar beyninizde çok daha iyi oturacak ve konuşmaya sizi çok daha iyi hazırlayacak arkadaşlar bu. Tamam mı? Evet değerli dostlar, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.